Şimdi çok daha dişli bir takıma karşı oynayacağız. Jimmy Butler, small forvet, shooting guard. 93 overall 40 tane rozeti var. Bu adamı tutmak işte çok zor olacak bizim için. Kim tutacak? Ingles tutacak. Bakacağız duruma göre. Adebayo, rakibin center'ı Gobert'le aynı. Ve savunma anlayışı müthiş olan bir oyuncu. Blok canavarı. Bakacağız arkadaşlar duruma göre. Bizim sorumlu olduğumuz oyuncu ama gördüğünüz gibi Goran Dragic. 34 yaşındaki Dragic'i kontrol etmeye çalışacağız. Hemen her iki takıma da başarılar dileriz. Umarım çok güzel ve keyifli bir maç olur. Miami Heat Utah Jazz karşılaşması başlıyor. Bu formayla sahadayız. Haydi çocuklar. Çok zor bir maç olacak. Mücadele etmemiz gerekecek. Oo, Clarkson'la beraber çıkıyoruz bu sefer. Sanki daha önce hep tek çıkıyorduk. Bravo Burak. Hadi bakalım. Isınma bizim için biter. Son saniyesine kadar heyecanlı ve keyifli geçecektir bu maç. İki takım da kazanabilir. Miami evinde daha avantajlı ama elimizden geleni yapacağız. Formalar güzel, her şey güzel. Haydi Utah. Mücadelenizi bekliyoruz çocuklar. Hava atışıyla maç başladı ve ilk hücum Miami Heat'in. Hemen Dragic'teyiz abi. Köşedeyiz. Adam değişti bu arada. Evet. Evet, top çalmayla başladık. Bravo Burak. Bravo Burak. Yürü. Ingles'a şimdi o topu atarsam. Bu çok daha avantajlı. Çok daha güzel oldu be. Bir top çalma bir asistle başladık. Adebayo Gobert savunuyor onu. Jimmy Butler. Çok dikkat etmemiz lazım işte. Jimmy Butler hızlı bir şekilde geldi ve bitirdi. Burak Butler düellosu olabilir bugün. Burak. Bekliyor. Bekle bekle bekle. Çıkarıyoruz. Tamam. Hadi Burak. Bir şut denemesi. Uzaklardan. Çok güzel be Burak. İnanılmaz başladın gerçekten. Hangi rozetler devreye girdi merak ediyorum. Dragic'teyiz. Oyunu Tyler Hero kuruyor. Yakın savunuyoruz. Catch and shoot rozeti. Bir de deep threes rozeti olabilir. Evet, deep threes, bir de dead eye olabilir ha. Gobert ilk faulünü yaptı. Çok erken bir faul. Faul sıkıntıları işte bu maçların kaderini belirliyor. Hero ilk serbest atışı başarılı. Bu da başarılı. Elimi kaldırmam da yeter. Hero orta mesafeli şutu çok estetik. 6-5 gerideyiz Miami deplasmanında. Gel Gobert'im. Gel Gobert'im. Burak. Burak ters taraftan. İşini riske atmadı. Blok yeme ihtimaline karşın 7-6. 5 sayı, 1 asist, 1 top çalmayla oynuyoruz. Adebayo perdeye geldi. Aman 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 Dragic. Tamam, arkadayım. Çok güzel be. Süper. Hadi Mitchell, yürü bakayım, ne yapacaksın? Bekle bekle bekle. Ingles perdeye geldi. Bir üçlük gelebilir. Burak. Burak tam ortada. Yemin ediyorum tam ortada. Olmaz. Ah be. He Mitchell efendi. Asistini yerim senin işte böyle. Biz verdiğimiz zaman sen de atmıyorsun. Oh olsun. Şimdi. Bekle Ingles, bekle. Gel seninle bir üçlük deneyelim. Tamam, vazgeçtik. Burak. Burak be. Çok yumuşak bir smaç Burak'tan. 7. sayımız oldu. Utah'ın 9 sayısının 7'si Burak'a ait. Dragic yine perde geldi Adebayo'dan. Hücum faule zorlayacağım birazdan. Gobert harika savunma. Ingles bayağı hızlı gitti içeriye. Bekliyorum. Top istemiyorum. Şu an istedim. Gel Mitchell. Mitchell'a bir üçlük seti. Üçlükte boş pozisyon sağlayabilir miyiz? Ingles boş. Hadi Ingles be. Hadi oğlum be. Airball attı. Pekala. Aldık. Aldık. Yürü Burak. Yürü Burak. Yürü Burak. Basket faul. Ya abi bu sportmenlik dışı faul ya. %100 mü? Allah Allah. Evet, sportmenlik dışı faul bu ya. Aşağıda yazmıştır. Görmüşsünüzdür zaten. Ben oraya bakmıyordum. İki serbest atış, bir de köşeden başlayacağız. Hadi Burak. Allah Allah. Sorun yok. Bravo. Bir de köşeden başlayacağız. 18 öndeyiz Miami Heat deplasmanında. Kim perde yapacak? Mitchell bana perde yapabilir. Mitchell. Tamam, Mitchell aldı. Mitchell. Mitchell yine zorladı. Maalesef başarısız bir deneme Donovan Mitchell'dan. Dragic.
Jimmy Butler. Adamımdayım. Ben adamımdayım ama yardım edeceğim Butler içeri girerse. Süper savunma. Biraz uzaktan ama başarılı. Sakin. Evet. Yavaş yavaş beyler, yavaş yavaş. Aceleye gerek yok. Herkes bir daha alsın. Inglis, çık oradan. Çık oradan, çık oradan, çık oradan. Seni yine buraya çağırıyorum. Inglis'i yine oraya çağırdım. Köşe. Haydi Inglis, bu sefer olsun. Yine olmadı. Takımımızın en iyi üçlükçülerinden biri Inglis kaçırmaya devam ediyor. Adebayo. Bak yukarıda diyor. Boş takım arkadaşını iyi gördün diyor. Jimmy Butler. 10-10. Keyifli bir maç izliyoruz. Yürü Favors, yürü Favors, yürü Favors. Tamam Burak, tamam. Basket foul. Poster mi o, ne? Aa, topu elimde çok tutmuşum. Quinn Snyder'a bak. Terbiyesiz. Dragic'in şeyin içerisinde baloncuklar var. Niye? Tamam. Perdeden çıktık. Aman 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 aman. Hero. Kaçtı. Beyler. Rebound'u bilerek bıraktınız gibi. Yürü oğlum. Yürü oğlum. Hadi Mitchell. Basket foul. Evet be. Basket foul be. Tyler Hero. İkinci asistimiz oldu. Takeover'umuz da oldu ama biraz bekliyoruz bakalım. Çift takeover yapabileceğiz mi? 14-10 öndeyiz. Güzel. Ya da ben basayım ya. Miami deplasmanında valla bu çift takeover'u doldurmak mesele. Birazdan hücuma çıkarken basacağım. Mitchell kaçırdı serbest atışı. Iguodala'yı mı tutuyorum ben? Ne yapıyorum bilmiyorum. Dışarı. Jimmy Butler fake'ini gösterdi. Clarkson. Süper. İyi ki ben de varım orada. İyi ki varım. Yürü. Yürü, yürü. Yürü. Clarkson bekle. Bekle Clarkson. Burak. Take over. Geçmedi be. Abi ya, takeover'un hatırına girseydi ya. Uf, üç kişi birden. İlk faulümüzü yaptık. İkinci serbest atışı. Bu da kaçtı. Tamam, kötü yere çıkardık. Kanye, Burak, bir şut daha. Harika bir excellent be. İnanılmazsın çocuğum be, %22 coverage'la. 3 sayı, 12 dörtlük serimiz var. 13 sayıyla oynuyoruz. 17 sayının 13'ü Burak'a ait. Böyle maçlarda Jimmy Butler'ı, Adebayo'yu tüm dünya izlerken Burak da keşfedilsin istiyoruz. O yüzden önemli maçlarda kendimizi göstermek en büyük hedefimiz. İlk çeyrekte 8 dakika oyunda kaldık. Herkes değişti, biz oynamaya devam ediyoruz. 13 sayı, 2 asist. Hadi çocuklar. Iguodala'yı tutuyoruz. Jimmy Butler alır almaz üçlük, rebound Burak'ta. Güzel. Clarkson, seninle oynayacağız. Gel Clarkson. Jordan Clarkson. Ah be. Niang bravo lan. Süper pas. Azubuki at. Tamam. Perde yaptım son anda. Olmadı be. Ya azı bu kağıt atabilirdin be oğlum ya. Yürü. Yürü Kanli. Yürü Kanli. Yürü Kanli. Dışarıdayım. Burak. Atarız. Kanli'den aldıysak atarız be. Ah çocuğum ah. 19 saniye var. Hücum süresinde olmasına. Oğlum top eline geliyormuş. Elini çekiyorsun ya. Böyle bir şey mi var ya? Üzüyorsunuz beni arkadaşlar, biz bu kadar mücadele ederken. Tamam. Süper be. Mike Conley. Ah basket faul olsa güzel olurdu. Şimdi bizi bu kadar oynatmaları ilerleyen dakikalarda Gobert'le, Mitchell'la filan oynamamamıza sebep olacak. Sanıyorum. Evet çıktık, neyse çıktık. Güzel bir maç oynuyoruz Miami Heat deplasmanında. 18-12. Bakalım kaç kaç. 29-23. 6 sayılık fark. 6 sayıda kalmaya devam ediyor. 9 dakika 32 saniye. Kimler sahada bir bakalım şöyle. Kimler oyunda? Mitchell'ı gördüm. Tamam, adam adama devam beyler. Burak şu herkese. Bakın bu hareketi Burak sizin için yapıyor. Haydi. Gevezeliğe gerek yok. Rakibi sinirlendirdik biraz. Dragic. Geçirmiyoruz, geçirmiyoruz. Süper savunma Burak. Harika. Hero. Adebayo Gobert'le birebir oynayacak. Geriye çekilerek. Rebound Mitchell'da kaldı. Hadi Mitchell. Hadi Mitchell. Atamayacaksın Mitchell. Çıkar.
Abi üçlükte bomboşum ya. İki kere pas istedim Mitchell'dan. Oh, girmedi. 9 dakika var. İkinci çeyreğin bitmesine 29-24. Izo yapmama rağmen, perde istememe rağmen Miami'nin potu altı hep kalabalık. Oradan rahat geçemiyorsun. 31-26. Hero. Çok kolay girdi. Burak çıktı önüne. Ama Burak'ın da çabası yetersiz. Fark 3 değerli basketbol severler. Şöyle bir set oynayalım. Böyle belki biraz daha... Ya bak, illa içinde mi durmam gerekiyor ya? Yarım saat. Hadi Gobert gel. Gobert geldi. Çıktık. Abi o köşedeki hep Favors ya. Yemin ediyorum var ya, çok güzel Gobert. O köşede Ingles falan olsa, Mitchell olsa, hep Favors orada yalnız kalıyor. Ben de aldanıyorum. İşte bir tane böyle üçlükçü center'ımız olsa var ya, harika şeyler yaparız belki de. Butler yine bomboş. Kaçtı. Gobert aldı. Çok güzel be, top kazandık. Yürü Mitchell, yürü Mitchell, yürü yürü. Yürü oğlum, yürü oğlum. Ya bu nasıl pas? Allah Allah. Gobert bas bloğu. Ya Mitchell yemin ederim saçmalıyorsun ya. Takıma bir faydan yok ha. Yemin ediyorum zararsın ya. Ama yine seninle oynayacağım oğlum. Eğer bu üçlüyü atmazsan. Tamam biz girdik, biz girdik. Ya çünkü bu kadar kaçırdıysa bir yerde atmak zorunda ya. 3 top çalmayla oynuyoruz bugün. Jimmy Butler. Bomboş. Adebayo. Pot altında. Butler asist. Adebayo sayı. 35-34. Kafa kafaya bir maç. Bir top. Ah. Ah be. Hücum faul. Aa çarptı bana. Hoca çalmadı. Yürü. Yürü. Yürü Mitchell. Yürü Mitchell. Gözüm sende. Ben bir tek giriyorum ya. Bir giriyorum abi. Basket faul. Helal be Burak. Çok zor bir turnike. Sol elimizle smaç basabilirdik. Yapamadık. 37-34. 17 sayıyla oynuyoruz. Yok yok yok. Ben varım orada. Ben varım. Öyle değil. Öyle yok. Öyle yok. Öyle yok. Öyle yok. Kim geliyor? Gobert yürü. Yürü Gobert. Yürü. Yürü. Evet. 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 Bu kadar be. Adamın dibi Gobert. 39-34. Tyler Hero. Ben varım. Çıktım. Vallahi ben de geldim. Tamam şimdi dışarıdayım. Jimmy Butler. Bu da kaçtı. Güzel. İyi savunma yapıyoruz bu dakikalarda. Bir perde daha istiyorum. Yürü oğlum, yürü oğlum, yürü oğlum, yürü oğlum, yürü oğlum, yürü oğlum, yürü oğlum. Evet be. Evet be. Dördüncü asistimiz fark 7'ye çıktı bir anda. Hadi bir iyi savunma daha beyler. Dragic. Burak yapıştı Dragic'e. Aldım. Ah be. Aldım. Vallahi aldım. Çok güzel. Sakin. Vücudumu koydum. Gobert. Ah be Gobert. Mitchell yine köşede boştu. Yani iki numaradan çok bir fayda göremiyoruz. Ya da kazanmamız gerekecek. Dışarıdayız. Bu müthiş gidişat 4 oyuncu değişikliğiyle sona erdi. 42-34. Gobert bir serbest atış daha kullanacak. 42-34. Bakıyoruz. 55-40. Fark 15. 8 sayılık fark 15'e çıktı. Allah'tan simulate ederken normal oynamaya devam ediyorlar. Yani Hall of Fame'in şöyle bir olayı var. Siz oyunu oynarken oyuncularınızın gücü bayağı düşüyor. Şut geçirme olayı, bilmem ne olayı falan. Ama simulate edildiği zaman onlar bildiği gibi oynamaya devam ediyor. İki yapay zeka birbirine karşı oynuyor. Yani en basit zorluk derecesi, en zor zorluk derecesi. Bu iki zorluk derecesinde de simulate etseniz sonuçlar aynı. Yani en basit zorluk derecesinde simulate ettiğinizde rakibinizi 50 sayı farkla, 60 sayı farkla yenmiyorsunuz. Hall of Fame'le aynı işliyor simületler. O yüzden simületler avantaj. Eğer kaliteli oyuncularınız varsa. Mesela bu maçı hiç oynamayayım. Simülate edelim. Mitchell belki 30 sayıyla oynayacaktır. Haydi. Ingles. 3. çeyrek başladı. 15 sayı öndeyiz. Çok önemli bir fark bu. Gel Mitchell. Gel hücumumuzu seninle bir beter edelim. Şimdi perde geldi. Tamam vazgeçtim. Mitchell sana perdeye geldim. Bomboşsun. At artık. Gobert. Uçan adam Gobert be. Tekrar Gobert'e.
köşedeyim. Boşuz. Evet Burak be. Eline sağlık Gobert ya. Bu asist sana helal olsun ya. 58-40. 20 sayıyla oynuyoruz. Hero Mitchell savunuyor. Çok zorladı ama başarılı. Hadi bakalım. Burak çok hızlıyız. Gel bakayım Favors. Yürü, 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 yürü. Çok güzel pas Burak'tan. 60-42. 5. asistimiz darmadağın oldu Miami Heat. 18 sayılık fark. Bir üçlük gelebilir. Ah giremedim araya. Jimmy Butler. Onu çok sinirlendirmiş olabiliriz. Butler. Çok kalabalık Utah savunması. Bir aleyup. Gobert dondu kaldı. Bir kere daha. Burak. Burak be. Helal koçum ya. 63-44. Bir excellent'ta. Turnike'den çıktık. Köşeye indirdik. Bir bildiğimiz var demek ki. Jimmy. Bomboş Jimmy Butler. Çok kolay bir sayı oldu. Çok çabuk karşılık veriyorlar. Mitchell tut bakayım. Sen de at bana. At. Yemin ediyorum var ya Mitchell. Miami türbünlerinde derin bir sessizlik var. Çok güzel Burak ba. Vallahi billahi hissettim üçlük atacağını. Çok iyi bir el uzattım ama. Yok öyle ya. Yok öyle, yok öyle, yok. Beni sinirlendiriyorsunuz. 65-49. 25. sayımız. Jimmy Butler. Hücum faul. Hücum faul. Hareketli perdeleme, temaslı perdeleme. Takas Mitchell, takas Mitchell. Bakacağız ilerleyen zamanlarda. Gobert top sürme. Inglis gelir misin? Inglis. Yine bulduk boşluğu. Burak be. Bir tarafta Jimmy Butler, diğer tarafta Burak. 67-49. Pes etmiyoruz. Yani onlar sayı buldukça biz de anında yanıt veriyoruz. Onların direncini kırmaya devam ediyoruz. Harika savunma Burak'tan. Yemin ediyorum var ya. Yani ben diye değil, Mitchell da yapsa överdim. Girdik, girdik, girdik. Tamam, hücum faul olabilir bu. Dikkat edelim. Mitchell, ne yapacaksınız? Ben geldim şöyle bir. Harika be. Mitchell al bak. Burak kardeşin sana ne güzel asistler kazandırıyor. 29 sayı, 1 rebound, 5 asist. Mola geldi. 20 sayılık fark. Orada aslında ilk başta fake atmak istedim. Atamadım. 3. çeyreğin bitmesi 8 dakika 20 saniye var. Hero. Oo benim adam kesin girecek. Kesin girecek kesin. Çok kötü oldu ya. Of. Bravo Burak, bravo. Basket faul. Sen 3 sayı atarsın da Burak seni darmadağın etmez mi orada? Bu serbest atış girer mi sizce? Ben takeover'a basıyorum. Bravo. Helal. 72-52. Dragic. Biraz bağırın ya, biraz coşku ya, böyle olmaz ya. Butler perdeyi yaptı. Çok kalabalığız ya. 3 kişi var orada ya. Bugün harika bir savunma yapıyoruz fark ediyorsanız. O kötü kaybettiğimiz dönemlerde yol geçene ne olurdu Utah savunması. Yine Jimmy Butler koridor bulmaya çalışıyor ama Butler da bulsun yani. İkinci serbest atışı. Bu da başarısız. Çöktüler bunlar artık. Burak bir kere daha zorladı. Bir basket faul daha. Dragic var ya. Dragic hayattan soğudu bugün. Çaresiz bıraktık. Hadi bir 3 sayılık hücum daha olsun. Bir 3 sayılık hücum daha. Yanıyoruz, yanıyoruz. 23 sayılık fark. Tut bakayım. Favors geriye çekilerek. Biraz da Favors oynasın dedik. Harika Gobert be. Yürü Burak, yürü Burak, yürü Burak. Yürü Mitchell. Çok güzel. Smaca, smaca. Mitchell sayı attı. 77-52. 6. asistimiz. Tamam bizde. Yok. Sen Burak mısın? Sen Burak mısın? Sen Burak mısın? Ooo Favors kaybetti. Putback başarısız. Bir kere daha. Üçüncü şansta Adebayo attı. 6 dakika 25 saniye var. Burak yine geçti içeriye.
Şerefsiz Dragic, bekle sen bekle. Hayvan gibi blok bastı. Yok, elim var, elim var. Dragic çok sinirlenmişti ve blokla karşılık verdi. Gel bakayım Gobert, gel gel gel. Favors mı geldi? Favors hemen içeriye. Hemen içeriye. Tamam. Allah Allah! Allah Allah Mitchell, ne yapıyorsun lan sen? Müthiş bir özgüvenle attı ha bunu. Yani burada bir insan böyle pas mı verir ya? Maçın asisti olabilir. Hadi ya, senden böyle şeyleri daha çok bekliyoruz Mitchell. Hero boşluğu buldu. Aleyup başarılı. Adebayo. Bekle, perdeye geldik. Çift perde geldi. Mitchell bunu da at artık. Burak'a da mı? Allah Allah, Burak'a da mı? Pekala, eline sağlık. Mitchell ne yapıyor? Keyfe geldi Mitchell ya, sürekli böyle ense pasları falan. Yalnız Burak'ın da hakkını teslim etmek lazım. Süper bir excellent. Hangi rozetler devreye girdi? Catch and shoot. Catch and shoot sadece. Peki. Butler. Oo, adamım bıraktım. Dragic kaçırdı, çok güzel. Tamam beyler, sakin. 82-56. Boy, a tough go for him in this quarter. You can see how desperately he wants to get things started. He just can't make a shot. Robert'e bir üçlük daha bıraktı. Allah Allah. Burak Show bugün. Arka arkaya inanılmaz üçlükler gerçekten. Kariyerimizin maçlarından birini daha çıkarıyoruz. 41 sayıyla oynuyoruz bugün. 3 top çalmamız, 6 asistimiz var. Var da var. Butler da kaçırdı. Hadi bir de fast break. Haydi Mitchell. Haydi Mitchell. Mitchell geriye çekil. İşte bu Donovan Mitchell arkadaşlar. Yemin ediyorum bu Donovan Mitchell işte. 30 sayı fark varken oynayan Donovan Mitchell. İhtiyacımız varken yok Mitchell. Butler. Hücum faul. Kurnazlık yapıp önünde sabit durdum ama faulü vermedi hoca. Tut Mitchell. Give and go. Give and go. Burak. Ne yapıyor bu çocuklar ya bugün böyle? Arkadaşlar neler yapıyoruz böyle? Donovan Mitchell özlediğimiz altın ikili günleri. 43 sayı. Şimdi momentum da arkamızda. Aşırı morali bozuk Miami'li oyuncuların, bizim de özgüvenimiz yerinde. Dragic, süper savunma Burak'tan. Taş gibi savunma. Başarılı ama. 29 sayı fark. Gel bakayım, biri gelsin. Gobert mi geldi? Burak yine buldu boşluğu. Burak be. Kariyer rekorumuz 52, daha 3. çeyrekteyiz. Köşede. Aleyhüplarla cevap veriyorlar. Biz de mi bir aleyhüp yapsak? Yürü bakayım. Tamam. Aleyhüp'a zorlarsam bu topu kaybederiz. Gelsene Mitchell. Burak. Basket faul. Hero'nun 3. faulü oldu. Bugün her şey vardı Burak'ta. Double double eksik. Daha koskoca bir çeyrek var ama oynatır mı hoca bizi bilmiyorum koç. Hadi Burak. Allah Allah. Artık söyleyecek söz bulamıyorum. Yaptığımız her şey olumlu. Herkes çıktı. Şimdi Burak serbest atışı attıktan sonra ilk fırsatta o da çıkacak. 30 sayılık fark Miami deplasmanında. Burak bunu kaçırdı %71 ile. Pekala, hemen Nun. Butler'dayım. Conley'e iyi savundu. Rebound'u Flax'ın aldı. Yürü oğlum, yürü oğlum, yürü oğlum. Bire bir. Jimmy Butler, nereye gidiyorsun dedi. Butler koridoru buldu. Orta mesafeli şut. Kaçırmaya devam ediyorlar. Kaçırmaya devam ediyorlar. Hadi Burak. Bir fake. Burak. Burak. Burak be. İnanılmazsın koçum be. Harikasın yemin ediyorum. Adamı çarşıya pazara gönderdin. Ve smaçla bitirdin. Bir take over'da abi. Hadi adamına. Ama abi ya böyle olmaz ya. İşte bak bu disiplinin gittiğinin göstergesidir. Bu kadar şey yaptıktan sonra adamını bırakmayacaksın.
Aleyup kaçtı arkadaşlar. Üçlük. Butler soktu. Son 22 saniye. Üçüncü çeyrekte. Yavaş yavaş içeri giriyoruz. Bir üçlük daha gelir mi Burak'tan? Burak. Yakışırdı bir... Evet, rebound. Süpersin be. Hücum reboundu. Üstümüze düştü top. Mike Conley. O da kaçırdı. Ve üçüncü çeyreğin sonucu. Utah Jazz 94. Miami Heat 67. Dördüncü çeyrekte her şey değişebilir. Bu basketbol. Olmayacak şey yok. Miami bir ritme girerse, şu ana kadar yaptığımız her şey olumlu olduğu için bizim de artık bu kadar, bunun üzerine daha olumlu oynama durumumuz olmayabilir. Yine de dikkat etmemiz lazım. Kötü bir 5 ile sahadayız. Neden Burak oyunda peki? Bizi de çıkarsaydın, hep beraber geri girseydik. Full savunma. Çok düzgün savunma Burak. Evet, bir adam paylaşımı, hatalı bir adam paylaşımı oldu orada. Azubuike ile oynayalım o zaman. Madem onların da değişik oyuncuları girdi. Yürü Azubuike. Yürü oğlum. Evet. Azubuike, bravo be. Artıya çıktık. 8 asist. Biraz takım oynatalım bu dakikalarda. Yorgunuz da yani. Tamam, adamımı kovalamaya devam ediyorum. Çıkamadım oradan. Hayır. Çıkamadım o karmaşanın içerisinden. Ama yine de elimi uzattığım için, yetiştiğim için Quinn Snyder bir şey demedi bana. Mitchell Gobert oyuna girmek için hazırlanıyorlar. Gel yine. Gel. Tamam, ters taraftan. Çok güzel. Vallahi Azubuike ile inanılmaz ikili oyun oynayabiliyoruz. 9. asistimiz. Olenik. Iguodala üçlüyü gönderdi. Burak rebound. Bu reboundu kimseye vermem dedi Burak. Yürü. Yürü oğlum. Ay. Tamam. Girdim. Nyang. Double. Bu çocukları bile oynatmayı başarıyoruz. Mitchell'ı oynatamıyoruz. Hadi şimdi savunma zamanı. Oo, çok güzel bir turnike Iguodala'dan ama... Oo, harika bir blok Burak'tan. Yürü fast break. Ya of, çok erken attın. Gel. Gel bir üçlük denemesi. Burak. Biz de bloğu yiyorduk. Çok yorulduk artık koç. Bizi çıkar. Bir de fırça yedik adamımızı bıraktığımız için. Hadi bakalım. Biraz sakin beyler. Biraz sakin. Şöyle bir bakalım. Kim var? Gel Azubuike gene. Devam. Yapabiliyoruz seninle bir şeyler. Biz girdik bu sefer. Biz girdik. Burak'tan bir smaç daha be. Bugün 8. smaçımız oldu. 50. sayımız. Sezon rekorumuzu kırabiliriz. 3 sayı daha atarsak. Hiç yani rekora falan oynamıyorum aslında. Bak kaç oldu, adamları oynatmaya çalışıyoruz. Öyle bir derdim yok yani. Ah be, güzel savunma. Azubuike faul yaptı. Tolga logodan ne üçlüyü ya? Niye öyle bir şey yapayım? Niye şımaralım? Niye yüzdemizi bozalım? Şımarıklık bizi felakete sürükler bak. Ciddi olmamız lazım. Burak çıktı. 9 dakika. Tekrardan oyunu alacak mı acaba bilmiyorum. Yani şöyle bir 3 dakika kala filan. Bugün çok oyunda kaldık. 30 sayılık fark. Bakıyorum. Evet, 129-92. 37 sayı fark. Ah be, sezon rekorumuzu kıramadık. Sorun değil, daha çok zorlayacağımız, sınırları zorlayacağımız güzel maçlar olacak. 50 sayıyı geçtiğimiz maçlar falan olacak. Ne diyor lan bu içinden? Bir şey dedi. At yazıları açalım, bak yine unutuyoruz ya. Bugün boş üçlüklerle alakalı bir şeyler söyledik. Burak şu potalı atış çok güzeldi, Panyalı. 50 sayı, 10 asist, 3 rebound, 4 top çalma, 1 blok, 129-92 kazanıyoruz. Uyuyor mu acaba? Ben mesela tam ritme göre okudum ama uymayabiliyor. Büyük ihtimalle uymamıştır. Bugün çok güzel bir performans gerçekten. 1345 VC. 1.6 çarpan. Sorun kariyer rekoru kırmak falan değildi. Yani 52 atmışız. 53 atsak ne olacak? Bugün kariyer rekoru kırsak ne olacak ki? Hiç de zorlamadık. İnanın böyle kariyer rekoru kırayım, zorlayayım falan diye bir havada da değildim. Bakın Azubuike ile son topları oynadık hep. Bir tane rozetimiz var. Burak, bir şut rozeti.
Bak şunu arada sırada görüyorum. Deep Threes. Daha 19 tane 16 tane rozet kasacağız arkadaşlar. 16 rozet ne demek ya? Green Machine'ı fulleriz. Rhythm Shooter'ı fulleriz. Volume Shooter'ı fulleriz. Durdurulamaz bir oyuncu olacağız ha. Utah'ı şampiyonluğa götürmek için ihtiyacımız var böyle şeylere. Şu Deep Threes'e verelim ya. Ben bunu arada sırada görüyorum üçlüklerden sonra. Hemen bir istatistiklerine bakalım şu maçın. 129-92 çok zor geçeceğini düşündüğüm bir maçtı. Adebayo 21 sayı, Tyler Hero 20 sayı, iyi dağıtmış 7'de 4, Jimmy Butler 19 sayı ve dönüyoruz caz cephesine. Burak 50 sayı, 10 asist, 4 top çalma, 1 blok, 11'de 6 üçlük. Çok iyiydi ya bu. Mitchell uzun bir aradan sonra takımın en fazla skor üreten ikinci oyuncusu oldu. 3'te 0 üçlük. Jordan Clarkson yine oyunda olduğu süre içerisinde iyi skor üretmiş. Gobert 11 rebound. Azebuke 8. İyiydik iyiydik. Çok güzel bir maçtı. Evet şöyle bir istatistiklere bakalım. Lig liderlerine. Burak 26.2 sayıyla ligin 16.sı. Birinci sırada Luka Doncic. Lillard. Trae Young. Rebound'da Antetokounmpo 16.8 rebound. Gobert'le aralarındaki rebound sayısı 2'ye çıktı. Asiste Burak 3. sıraya gerilemiş. LeBron James 10.6. Hay maşallah. Lillard. Lillard'a bak. Hem sayıda ikinci hem asiste ikinci. Ben Simmons 9.4. Jokic. Adamların center'ı 9.3 asist yapıyor ya. İşte bize böyle bir center lazım arkadaşlar. 91 overall. Üçlüye bakın şimdi. 80 üçlüyü var. Ama tabii Gobert'de hiçbir şey değişmem. Evet, serbest atışlar için rozet var biliyorum ama artık serbest atışlar bizim için çok sıkıntı olmuyor. Yani %100 mü atacağız? 6'da 4 atmışız bence normal. Bir önceki maç 4'te 2. %50. 1'de 1. Dur bakalım. 6'da 5. Golden State maçında 11'de 8 atmışız. Yani bence gayet yeterli bir rozeti serbest atışa harcamaya gerek yok bence. 8'de 6. 10'da 8. 5'de 3. 8'de 6. Şunlara da şöyle bir bakalım. Burada hiç dolaşmadığımız ne var abi? Mesela kariyer. 2 kere 50 sayının üzerine çıkmışız. 4 kere 40. 19 double double'ımız var. Hiç triple double'ımız yok da. Ödüllere baktığımız zaman da. Mesela burada niye ödülü yazmıyor? Ha, ayın çaylağı ödülü yok burada, göstermiyor. Ayın oyuncusu ödülü var. Onda da biz yokuz zaten. Biz ayın çaylağı olduk 2 kere. Burada gördüğünüz gibi Aralık ve Ocak ayında ayın çaylağı olduk. Sakatlık raporu Bogdanovic ne zaman dönüyor ya? Vay be, bizim eski Bradley sakat 6-8 hafta. Ersan sakat. Bogdanovic 1-2 hafta. Kawhi Leonard. Sakat da sakat, sakat da sakat. Sezonu kapatmış bu isimler. Takım istatistiklerine bir bakalım. Büyük ihtimalle en az üçlük üreten takımıza. Mate, evet. NBA'nin en fazla üçlük üreten takımı Houston Rockets. 16.8, maç başına 17 üçlük. İniyoruz. Utah bence burada en aşağıda. Jazz 20... Yo, iyiymişiz gene lan. Yani sonucu değiliz en azından. San Antonio ve Memphis altımızda. 9.3. Gayet yeterli. Aslına baktığınızda gerçek NBA'de Utah en fazla üçlük atan takımlardan biri. Belki de en fazla atandır. Son maçlarda maç başına 20 üçlük atıyoruz ya. Peki isabete baktığımız zaman %41 ile oynayan Portland var. Utah sonuncu, %29 ile oynuyoruz. %30 diyelim. Mesela en fazla asist yapan takımlardan biri olabiliriz bence. Dur bakayım. Onda da düşüyüz. Onda ortadayız. Maç başına 25. Top çalma. En sonuncu 106.1. Ama tabii bu çok küçük şeyler. Rebound'a baktığımız zaman Utah belki en fazla olabilir. Nerede rebound? Maç başına rebound. Bak. 52.6 ile ikinciyiz. Top kaybı. Takım olarak iyi top kaybediyoruz. Yani az. 13. Başka ne varmış? Bench katkısı. Bench katkısında da 40 maç başına. 9. sıradayız. Şut isabeti. 7. %48 ile. Tolga takas yapılabiliyor ama my career oynuyoruz. Takıma müdahale edemeyiz biz. Biz kendimizden sorumluyuz ama o kadar önemli bir oyuncu durumuna geldikten sonra mesela kendinizi Jordan gibi düşünün. Jordan. T
takım üzerinde söz sahibi miydi? Evet. Antrenmanları bile kendi yaptırıyordu. Oyuncuları gaza getiriyordu falan böyle. Jordan gibi bir değer olduğunuz zaman takımda takas da isteyebiliyorsunuz. Diyorsunuz şöyle şöyle bu oyuncu olsa iyi olur gibisinden. Ama şu an o açılmadı daha. Yavaş yavaş böyle takımın her şeyi olmaya başlıyorsunuz. Henüz daha o aşamaya var.